Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında gerçi ben bu videoyu sanırım günlük vlogla birleştireceğim. O yüzden yeni bir video ile karşınızda değilim, günlük vlogun devamıyla karşınızdayım. Ölüyorum sıcaktan, çok sıcak. Saçlarımı boyadım bu arada, daha kötü bir boyam olamazdı bence. Hiç beğenmedim rengini. Her zamanki gibi yine biz beğendik deyin diye söylemiyorum. Yani beğendiyseniz şey, ben beğenmedim. Bence bir önceki rengi bundan çok daha iyiydi. Kızınken saçlarımı seviyordum, o ayrı ama bu saç kesimi için bu rengin doğru olduğunu düşünmüyorum. Böyle daha düz bir saç isteyebilir. Yani fön çektirmek falan ama bu o kadar şey. Hatta şu an sadece göstermek için açtım size. Saçlarımı da toplayacağım, makyaj yaparken ölüyorum. Evde klima açık, muhtemelen sesini duyuyorsunuz. Efendim bir pervane açık ve bu ay boyunca, yani muhtemelen Ekim ortasına kadar benden sıcakla ilgili yakınma duyacaksınız muhtemelen. Her gün zira dayanılır gibi değil. İyi ki klima almışız cidden. Korkunç. Her neyse, saçımın rengine çok aşık olmadım açıkçası. Bence kahverengi hali daha iyi. O yüzden muhtemelen bundan sonra kahverengiye döneceğim. Böyle sık saç rengi değiştirmek zorunda olmanın bir avantajı sanırım. Yani saçların, beyazlarımın çıkıyor olmasının bir avantajı. Saçlarımın rengini istediğim sıklıkla değiştirebilirim. Zira renge bayılsam da bayılmasam da en fazla 2 ay sonra boyamak zorunda kalacaktım. Yani muhtemelen tekrar kahveye döneceğim. Bilmiyorum, o zamana kadar gözüm alışır mı ama çok bayılmıyorum. Çok büyük müthiş bir fark yok bu arada ama sadece böyle koyu kızıl gibi oldu. Ne bileyim, çok sevmedim. Kahve daha iyi bence. Her neyse, saçlarımı görün diye açtım. Şimdi toplayacağım ve makyaj yapacağız çünkü ölüyorum, çok sıcak. Geldim. Suyumu da içeyim. Suyumu arada içeydim, iyiydi ama neyse. Bu arada siz bu videoyu izlerken sanırım bayramın birinci günü yayınlarım. Bayramın birinci günü olacak. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Ümit ediyorum. Harika zaman geçirirsiniz. Böyle Charlie'li parfüm koleksiyonlarımızı çektik fakat yenileme fırsatı olmadı. 3 gündür üst üste bugün yenilemeleri çekiyorum. Bir tür ya, o kadar karışık ki gerçekten şu sıralar hayatım. Dün akşam mesela videoları yüklemeye çalışırken birden Anatolia'nın krizi tuttu ve Anatolia ile ilgilenmek zorunda kaldım. Nitekim sabah uyandığımda dedim ki kendi kendime şöyle düşündüm. Sabah yüklerim. Sabah uyandığımda da Anatolia Hanım'ın ağlamaları tuttu. Yatakta aldım, bilgisayarı yatakta hepimizin sürekli tık 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 tuşlarla oynamaya çalışıyor falan filan. Yani benim rahat rahat video yükleyebilmem için gerçekten birisinin Anatolia'yı tutması lazım. Ya da Anatolia'nın uyuması lazım. O yüzden video saatleri vesaire gecikiyor, kusura bakmayın. Şimdi makyaj yapacağım. İşe gitmem lazım birazdan. İşe gitmeden önce şöyle biraz cildime bir renk vermek istiyorum. Öyle. Nerede başladım? Ay, dünkü orada içeride kayınvalidem var. Seslerinden tanımışsınızdır. O muhteşem şahsına münhasır seslerden. Sağ olsun geldi bugün Anatolia ile ilgilenmeye. Fondöten olarak Lancome'un Ten Idol Ultra Wear Makeup Stick. Bunu kullanacağım. Rengim 320 BSKW. Ay bak, getirmiştim. Neyse. Baz getirmiştim. Baz süreyim altına diye. Zira çok aşırı terliyorum. Havalar önemli. Gerçi restoran klimalı Allah'tan. Evde klimalı ama gördüğünüz gibi bir etkisi yok yani. O kadar sıcak ki. Çok mu sürdüm? Bakalım. Bu fondöteni daha önce kullandığımı görmüşsünüz fakat o videoda güneş ışığı yoktu doğru dürüst. Bir de bu fırçayla kullanmamıştım. Artist Brush'ın Elite Oval 6 numaralı bu fırçasıyla uygulayacağım. Hani sözde bu fırçalar en iyi stick fondötenlerde sonuç veriyor ya. Ondan hesap. Game of Thrones muhabbeti yapmıştım ve birçoğunuzun çok hoşuna gitmiş ve birçoğunuz Daenerys hakkındaki fikirlerimi sormuşsunuz. Hiç ondan bahsetmedin demişsiniz. Hatırlamıyordum hiç Daenerys'ten bahsetmediğimi açıkçası. Bahsetmemin sebebi Daenerys'in benim için çok önemli bir karakter olmaması olabilir. Çok tabii ki dizideki rolü anlamında önemli bir karakter ama benim için çok olmazsa da olur bir karakter. Garip değil mi? Birçoğunuzun favorisiymiş bu arada, lütfen alınmayın. Bu tamamen zevk meselesi yani. Atıyorum, eminim sevdiğimi söylediğim kişilerden birçoğunu da siz sevmiyorsunuzdur. Kaçıran varsa en sevdiğim dörtlünün Jaqen H'ghar, Jaime Lannister, Tyrion Lannister ve Ser Davos olduğunu söylemiştim. Tamamen bir zevk meselesi bu yani. Herkes istediğini sevebilir. Hani alınmayın. Şimdi Daenerys hakkında söyleyeceklerinden ötürü. Madem sordunuz, söylüyorum. Daenerys de ilk sezon, ya daha doğrusu şu son sezona kadar Daenerys benim için diğerlerinden farksız bir karakterdi. Yani hani izliyordum, böyle kötü bir duygu beslemiyordum. Nasıl ki dedim ya, Ygritte ya da ya da Robb
izlerken sevmemiştim, ısınamamıştım. Deniz öyle bir karakter değildi yani. Sıcak ya da soğuk hissetmiyordum kendimi ona karşı. Diğer bütün karakterler gibi izliyordum. İyiydi, hoştu. Fıstık gibiydi bu arada. Özellikle birinci sezonda çok güzel, çok masum bir güzelliği vardı. Gerçekten güzel bir kadın. Bu arada Emilia Clarke'ı gerçek hayatta çok güzel bulmasam da Daenerys rolünde çok güzel olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Fakat son sezon Daenerys'e müthiş kıl oldum diyebilirim. Resmen buz gibi bir surat ifadesi, kalıp gibi bir surat ifadesi. Asla mimik yok, bilmem ne yok. Şu ben deneyim muhabbetindeki aşırı ısrarcılığı. Yani bilmiyorum, çok garip soğuk bir nevale olmuş bence. O yüzden Daenerys'ten çok haz etmiyorum. İzlerken çok aman aman zevk almıyorum. Ama dediğim gibi zevk meselesi. Siz seviyorsanız ne mutlu size. Daenerys hakkındaki fikirlerim bu. Son sezonda çok 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 donuk. Mesela ilk sezonda ya tabii ki şöyle bir şey var, sonuçta kadın yazılmış rolü oynuyor. Ben de yazılmış rolden bahsediyorum. Ve başına gelen bir sürü şeyden sonra tabii ki ister istemez hani hepsi, bütün karakterler değişti. Örneğin Tyrion ilk sezonlarına bakarsanız ne kadar umursamaz, keyfinde, eğlencesinde bir adamken şimdi tam bir görev adamı oldu. Bazı şeyleri çok ciddi alıyor, çok ciddi yaralar aldı. Çok birçok insan aklına bile gelemeyecek şeyler yaptı vesaire. O yönden bakılırsa bütün karakterler gibi Daenerys de değişti ve Daenerys'in yaşadıkları onun belki daha ciddi, daha soğuk olmasını sağlamıştır ama o karakteri izlerken ben haz almadım. Yani böyle buz gibi bir surat, sürekli emir yağdırmalar falan bana sıcak gelmedi. Böyle. Bir takipçim Jamie hakkında muhteşem bir yorum yapmış. Böyle 100 kere beğenebilsem o yorumu 100 kere beğenecektim. Jamie'nin çok underrated, yani çok ne derler, böyle insanların Jamie'yi hak ettiği değeri göstermediğini düşünüyorum. %100 katılıyorum. Jamie bence harika bir karakter. Yine söylüyorum, Cersei ile yaptıkları iğrenç ama zaten onların ailesinde var bu. Yani onların döneminde normal karşılanan bir şey. Tabii ki günümüz dünyasında iğrenç ve onların döneminde de iğrenç, birçok kişi onları yargılıyor falan filan ama her neyse. Onların aile geleneğiymiş. Olmaz olsun geleneği. Ama onun dışında Cersei'ye olan aşkı ve bağlılığı, her ne kadar kendi yaşadıkları iğrenç de olsa, yani tek bir kadını sevip ona bu kadar bağlı olması ve onun dışında kimseye bakmaması, kardeşine bütün herkes sırtını dönmüşken ve kardeşi belki de o anda yapılabilecek en büyük suçla suçlanırken her şeyi göze alarak kardeşine destek olması. Yani Tyrion'a sürekli Jaime'nin içi cız ediyor ve o kardeşlik bağı çok güzel. Aslında herkes işte onun için Kingslayer vesaire derken yine takipçimin yazdığı şeye parmak basmak istiyorum. Ben bir konudan bahsederken çok daldan dala atlayabiliyorum, unutabiliyorum. O yüzden böyle değerli toplu bir şekilde bahsedilmiş olduğu için onun yorumuna buradan gönderme yaparak söylüyorum. Sağ olsun, o da hatırlatmış. Mesela Jamie için herkes Kingslayer vesaire derken, arkasından konuşurken onun aslında neden bunu yaptığı ve herkesin arkasından konuşmasına rağmen çıkıp da olur mu ya ben sizin için bunu yaptım falan filan şeklinde kendini savunma ihtiyacı hissetmemesi, içine sineye çekerek devam etmesi, Brienne'le yaptıkları konuşmalar, Brienne'e yaklaşımı, Brienne bu adamı öldürecekti, öldürmek için oradaydı ama onun iyi karakter, daha doğrusu öldürmek için değil de yani atıyorum hani öldürmekle ilgili bir sorunu yoktu Brienne'in, Jamie ilk başta ama sonradan Brienne'in iyi bir insan olduğunu gördükten sonraki ona yaklaşımı, bilmiyorum, Jamie çok çok başka bir karakter bence, çok cidden severek izliyorum onu. Onun dışında Brienne. Brienne karakterini de seviyorum. Tormund karakterini de seviyorum bu arada. Hatta Tormund'un Brienne'e olan ilgisini çok komik ve sevimli buluyorum. O yüzden bir aklın birlikte olmalarını istiyor ama bir yandan da olmayacak bir şey mutlu ama ben Brienne'le Jaime'nin birlikte olmasını çok isterim. Yani Brienne'in bu anlamda hislerine karşılık almasını ve Jaime'nin de hiç onun tarzı olmasa da onu gerçekten seven düzgün bir kadınla, ya da nasıl söyleyeyim, Cersei'nin aksine düzgün karakterli bir kadınla birlikte olmasını isterim. Biraz ütopik bir beklenti bu ama onu izlemek isterim. Açıkçası beni Daenerys ve Jon'dan çok daha mutlu ederdi. Brienne'le Jaime arasında fiziksel yakınlığı gözle görmesek de duygusal bir yakınlık geçtiğini bilmek beni Jon'la Daenerys'in gemide alelacele yaptıkları zımbırtıdan çok daha fazla görüntü olarak memnun eder. Cidden Jon'la Daenerys izlerken şöyle oldum yani. Ay niye? Sen niye gittin o odaya? Neden bu yani? Ne bu aceleniz oldum? Bilmiyorum. Dediğim gibi bana çok alelacele bir sezonmuş gibi geldi. İzlerken bayılarak izledim. Görsel şölen, yine söylüyorum ama ne bileyim. Birisi şey demiş, kuzgunları WhatsApp kullanır gibi kullanmaları için. Sen yani çok ciddi, çok ciddi bir talep var. Uzat kardeşim, biz izleriz. Sen bir bölümde çekilecek şeyi 5 sezonda çek. 5 bölümde çek. Biz izleriz yani. Neyse, ama uzattım.
Fontanemi sürdüm, şimdi göz altı kapatıcımı sürdüm. Bu arada kocam geldi. İçeride duydum onun sesini de. Şaşırmaz bu kulakta. Tuş ekratımı süreyim. Ay bunlardan bahsederken de şimdi işe geç kalmayayım da. Mevzu her ne kadar şahaneyse de. Ekmek parası. Bekler ki işe gitmeden önce Anadolu'ya doyurmam lazım. Onlar Game of Thrones'dan daha önemli. Bir arkadaşımla konuşuyorduk iş yerine. Kazak bir kız. Çok tatlı bir kız bu arada. Dana ismi. Böyle hatta dün tam bahsederken ben gene konudan konuya atlamıştım salak gibi. Markalardan falan anlıyor diyeyim. Mesela Anastasia Beverly Hills, Jeffree Star, rujlar falan alıp sürüp sürüp giriyor iş yerine böyle değişik değişik. Böyle gözüm gönlüm açılıyor. Her neyse onunla konuşuyorduk Game of Thrones'dan. O da hastası. Benden duymuş olduğu gelecek sezonun son sezon olduğunu aynen şöyle dedi. What's life after that? Yani Game of Thrones bittikten sonra hayatın ne anlamı kalacak gibi bir şey söyledi. Tam olarak tabii ki bu abartılı bir söylem ve kız tabii ki hayatın anlamı Game of Thrones değil ama hepimiz gibi o da çok seviyor. Ve hepimiz muhtemelen bu boşluğa düştük yani ne izleyeceğiz diye. Bana aynısı Desperate Housewives'dan sonra olmuştu. Çok farklı diziler ama Game of Thrones benim dönem dönem böyle açıp açıp izleyeceğim bir dizi. Tahminimce 2019 zamanında İlk sezondan başlar mıyım bilmiyorum ama son birkaç sezonu son sezonu kesin. Ama belki ondan önceki birkaç sezonda baştan sona izlerim. Ben de öyle bir ruh hastalığı var ve Game of Thrones içerik anlamında çok derin bir dizi olduğu için bence tekrar tekrar aynı sezonları izlemek beni sıkmıyor. Mesela şu an sıfırdan başladım ki bu benim üçüncü galiba sıfırdan başlayışım ve beşinci sezonun yedinci bölümünde mi neyim ve böyle sindire sindire anlaya anlaya izliyorum. Böyle. Yorumlarım bu şekilde. Yorumlarımı istiyorsunuz ya. Arya. Arya'yı da seviyorum karakter olarak. Ama neden bilmiyorum. Böyle Arya da beni benden alıyor. Bende bir anormallik mi var? Jon mesela son sezondaki her bölümde müthiş yakışıklı. Adamı izlemek, fiziken izlemek güzel ama ilk sezondan böyle Jon'da böyle bir salaklık var benim. Anlayamadığım bir şey var. Yani seviyorum. İyi, doğru adam sözünleri falan filan ama bir şey, ben çok tek düze karakterleri sevmiyorum galiba. Jon hep en baştan beri saf, kafası karışık ama iyi bir adamdı değil mi? Mesela işte Jaime'den gene örnek verirsek yani kötü şeyler yapan, hatta dizinin ilk bölümünde çok kötü bir şey yapan, bütün her şeyi belki de başlatan olayı yapan ama sonunda aslında derinlerde iyi bir adam. Yanlış aile için savaşıyor belki ama kendi ailesi için savaşıyor sonuçta falan filan. Bronn'un mevzusu geçmiş, Bronn izlemesi çok keyifli bir karakter. Ben çok severek izledim onu. Ben bilmiyorum, belki de benim karakterçilerim de böyle içinde hafif böyle bir pislik bulunan tipleri seviyorumdur belki. Bilemedim. Böyle. Okey, makyaj yap Bilgen. Geç kalacaksın. Boş ver bunları Bilgen. Şimdi ben bugün ay bak ya hep yanında getirmem gerekenleri unuttum. Dur. Çünkü bu önemli. Onu getireyim. Devam edeceğiz. Geldim. Pudra sürmem lazım. Lancome'un Absolute pedrasını süreceğim. Çünkü bugün koyu makyaj, göz makyajı yapmak istiyorum ve dökülecek gibi bir his var içimde. İşte böyle. Başka Game of Thrones'la ilgili söyleyebileceğim. Mesela 5. sezonu izliyorum. Biraz şu an sıkıcı bir sezon olduğunu düşünüyorum. Belki de nasıl desem? Yani şimdi şöyle bir şey var. Game of Thrones muhteşem bir dizi. Söyledim mi kullandığım bu fırçayı? Real Techniques'in B01 isimli bu devasa fırçası. O yüzden sıkıcı dediğim bölümleri bile fantastik, bombastik izlemeyenleriniz varsa izleyin. Ha bu arada bana soruyorsunuz. Sen nereden izliyorsun diye. Ben HBO'dan izliyorum. Yani Game of Thrones'u orijinal yayınlayan kanaldan izliyorum arkadaşlar. Bizim evimizde kablolu TV var. O yüzden atıyorum Game of Thrones Türkiye'de yayınlanırsa örnek veriyorum. Kanal D'de yayınlanır diye Kanal D'nin sitesinden girip eski bölümlerini izliyormuş gibi olurum. Yani ben internetten izlemeyle falan indirmeyle uğraşmıyorum. Koca ekranında oturup ooo keyif mi? Ara ara havamı da atayım. Her neyse. Mesela 5. sezon biraz daha yavaş ilerleyen bir sezon. Gerçi bak işte insan olup yavaş ilerleyeni eleştirirsin, hızlı ilerleyeni eleştirirsin. Ama yok, yavaş ilerlemesini tercih ederim hızlıya cidden. Bilmiyorum yani 2019'da bittikten sonra biz cidden ne izleyeceğiz? Aynı his bana Yüzüklerin Efendisi'nde de olmuştu bu arada. Hatta Yüzüklerin Efendisi hala böyle bir umutla bekliyorum. Hobbit'te bence mesela Yüzüklerin Efendisi'nin verdiği tadı vermedi. Bilmiyorum. Farklı hikayeler olduğu için belki. Ay ne bileyim, bana da bir şey beğenmek zor galiba. Ben ay onu mu sürsem onu mu, onu mu sürsem onu mu? Böyle biraz koyu bir göz makyaj yapmak istiyorum. Kızılım ya ben şimdi. Bu arada şurayı boyayamamışım gördünüz mü? Burası gayet kalmış renk.
Dün de söylemiştim, ben gerçekten el becerisi sıfır olan bir kadın. Yapacak bir şey yok. Dünya üzerinde herkes her şeyi başaracak diye bir kaide yok. Ben de el becerisi yok. The Balmain Silly, New Tooth paletindeki Silly isimli rengi alıp şu an sürüyorum. Charlie Anatoly'yi yeme çalışmaları yaşanıyor. Benim söylediğim minimum şarkısını söylemeye çalışıyor kayınvalidem Anatoly. Ay, bugün Anatoly'ye tam 8 aylık bu arada. 8 ay önce bugün bu saatlerde doğmuştu. Sabah 6 civarı da ben hastanede nesi sorun net ben söyleyeyim bir şey yaşıyordum. Bu yavruyu doğurmaya çalışıyordum. Şükürler olsun. 1000 kere, 100 milyar kere şükürler olsun o güne. Ve onun hayatıma gelişine. Hiçbir şey değişmezdim. O günden bugüne bir bardak sıcak kahve içmedim. 8 saat kesintisiz uyumadım. Ya da bir kere hali tabii ki. Kim gitmiş ki? Sinemaya gitmedim. Hangi yeni anne sinemaya gitme lüksüne sahip ki? Ya da bunun gibi sayılabilecek bir sürü örnek sayabilirim ama yine olsa yine yaparım. Seve seve 5 katını 20 katını yaparım. Ona feda olsun. Dünyada hiçbir his kendi görüyorsunuz. Duyuyorsunuz en azından. Ya da hiçbir şey evlattan daha tatlı değil. Ay böyle smoky makyaj yapayım derken kötü kelimeler kullanmak istemem ama babama dönüyorum ya. Böyle bayağı koyu olsun istemiştim ama bayağı koyu olmadı. Bir fersiz, bir çirkin oldu. O yüzden daha da sürüyorum. Bu sefer hiç alakası olmayan seksi rengini sürüyorum üstüne. Çünkü şu an makyajı batırdım. Ne yapacağım bilmez haldeyim. Hi baby boy. Charlie de eve gelip bana bir merhaba dönmesi, çocuğuna gitmesi. Ah! Pabucum damda. Ay, şu adam beni görünce korkacak. Sonra şu kalem fırçayla sili ve seksiyi karıştırıyorum. Neden bunu yaptım bilmeden. Charlie müthiş önemli bir kağıdı kaybetti bu arada. Salaklığına doymasın. Ben söyleyince bana kızıyor. Ben dırdırcı oluyorum. Söyleniyor oluyorum ama müthiş dağınık. Aklınıza gelebilecek en önemli kağıt olsun. Eve gel. Ay geldim. Siz görmezken göz kalemimi sürüyorum. Kaşlarını doldururum. Charlie. Bu esnada buradaydı. Üstünü değiştiriyordu. Görmek istemezsiniz bu muhteşem manzarayı diye düşündüm. Ama geç kalmak istemediğim için de yine kaşlarını bir şey kaçırmadınız yani her zamanki şey yani makyaj aynı zaten. Okey, rimelimi süreyim. Okey. Biliyorsunuz Yves Saint Laurent Beauty'nin şeyini kullanıyordum. Şak rimeli de şak rimeli. Her şey iyi, her şey hoş. Gayet güzel dolgunu görüyor. Fakat Allah'ım çıkarmak işkence. Ve takır takır yapıyor kirpiklerimi. Yani sürünürken görüntüsü gayet hoş. Fakat çok aşırı takır takır oluyor. O yüzden Monsieur Bigim'e geri döndüm. Muhtemelen bundan sonra da klan isime geri döneceğim. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden bugün Monsieur Big süreceğiz. Hangi markalanmış? Bu Lancome yani Monsieur Big maskara. Şeyi başlamak istiyorum şimdi. Game of Thrones'u tekrar baştan bitirdikten sonra, baştan derken şu an kaldım 5. sezonu bitirdikten sonra Handmaid's Tale, ay nasıl saçmaladım, evet ismi öyle galiba, The Handmaid's Tale falan filan öyle bir dizi var ya, onun hakkında iyi şeyler diyorum, ona bir göz atabilirim. Bakayım. Yine tavsiyeleriniz varsa açayım. Öyle. Charlie buzdolabına bakmaya gitti. I'm extremely happy diyor. Aşkım. Yes, did you like it? Yeah, I like it a lot. But it's almost the same thing, no? It's
almost the same thing, but. Burasını kesmediysem, Charlie geldi gene odada bir konuşma yaptık. Kesebilirim de kesmeyebilirim de bilmiyorum. Buzdolabı hakkında konuşma önemli bir şey değil. Ne böyle atletle geziyor evin içinde diye. Genç adam evinin içinde tabii ki atletle gezecek yani. Neyi isterse onu da. Beyaz kro atletiyle. Kro kocam benim. Okey. Benim de sürdüm. Bugün ne sürmek istiyorum biliyor musunuz? Ay dur, ben hiç bronzer falan sürmedim. Bak işte böyle bir şey. Ya şu bronzerla fırçayı denesem mi? Evet, deneyeceğim. Yine Rio Technics'in B01 fırçasıyla süreceğim. Çünkü neden olmasın? Sevgilim konuşuyor içeride. Oy, ben ona kurban olayım. Aşkım, you'll see there is enough for everybody there. Okay. Ve allığım da Tartan Oasis isimli bu allığı olacak. Çünkü why not? Birisi bu manyak değişimi seviyordu. Ne tatlısınız. Yine Real Techniques'in B02 numaralı yumuşacık fırçası. Why the hell not? I just got a mesaj. Keyifleri bilir. Onların kaybı. Onu size söyleyeyim. Bir de senin allık sürmeni çok beğeniyorum. Diğer bir takipçim var. Kendime elma yapmalı. One of them is bean and cheese, baby. One is bean and cheese? Yes, the one is Kelly. Okay. So if you want to do half and half, you guys can do half and half. Bana ne ya? Ne yerler sesinler? Ben aldım. Okay. Şimdi highlighter. Bir şey de unutma. Ruj ne sürmek istiyorum biliyor musunuz? Mac and Angel rujunu sürmek istiyorum. Bugün Keeping Up With The Kardashians'ınız very eski. Çok eski bilimlerinden birine denk geldim televizyonda. Kim Kardashian? Beğendiğim bir kadın olmasa da hiçbir anlamda. Makyajları çoğu zaman çok güzel. Ve biliyorum ki özellikle eskiden ilk çıktığı zamanlarda sürekli Angel kullanıyordu. Bu smoky makyaj şekli de hatta ondan çıktı. Tüm Kardashian'lar içinde sizce en güzeli hangisi? Bence Kendall. Ya Kendall ya da Courtney. Courtney'yi karakter olarak çok beğenmiyorum ama daha doğal geliyor bana diğerlerine kıyasla. Bir Kardashian ne kadar doğal olabilirse. Kendall da doğal bir güzellik bence. Kendall çok hoş bir kız bence. Güzel bir kız. Okay, Mac Angel süreceğim uzatma. Angel'ı sürünce tam bir Kim Kardashian oldum. Her şeyimle şu an. Bizi yan yana koy. Tanıyamazsın, farkı göremezsin. Ah Bilgen, ah! Ah! Burhan'ın değişiği gibi. Ah Burhan, ah! Ah diyor ya. Hala Avrupa yakası izliyorum bu arada arkadaşlar. Evet. O bir kepek mi? Tabii ki kepek Bilgen. Olmazsa olmazı. Kafa derisi. Çünkü oynuyorum onlarla. Okey. Makyajım bu şekilde. Balık. Gönül isterdi ki bir gün fön çekim ama bu yaşanmayacak. Yaşanacak dersem yalan. Şimdi parfüm sürüyorum. Ve bugüne her ne kadar aslında çok sıcaksa da bugüne bunun yakışacağını düşündüm. İçin Yves Saint Laurent Beauty'nin Black Opium makyajını değil parfüm süreceğim. Ama sanki şu içinin rengiyle saçımın rengi uyumlu gibi. Göz makyajımla da böyle siyah falan oluşuyor uyumlu gibi. Ve kendi kendime oynuyorum işte makyaj malzemeleriyle şunlarla bunlarla. Bu arada aşığım makyaj yapmaya da makyaj malzemeleriyle oynamaya da parfümlere de hala içimde bunlar için yanan bir ateş var. Görüyorsunuzdur her fırsat bulduğunu sürmeye çalışmamdan, bir şeyler yapmaya çalışmamdan. Okey, gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Parfümü fısıldayım önce. Ah, muhteşem kokuyor. Ay dur, anlatıyor diye emzireceğim, sıkmasayım. Sonra bir fıstıktım artık, neyse. Gidiyorum. Hoşçakalın.